Evet arkadaşlar, yepyeni bir YouTube videosu, yepyeni bir Flight Simulator Prepared videosuna hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi catering servisimiz şu an bitti, kapıları kapatıyoruz. Ryanair 1565 Hamburg Liverpool seferine hoş geldiniz. Yolculuğumuz hakkında kısa bilgiler vereyim. 37.000 feet yüksekliğe çıkmayı hedefliyoruz. Uçuş süremiz yaklaşık 2 saat. Hemen laf uzatmadan kokpitimize girelim. Bir ilk başta Hamburg approach'la temas sağlayalım. Bir sound check yapalım. Işıklarımızı açalım. Hamburg approach, good evening. Ryanair 1565, sound check on 127.67. Ryanair 1565, Ben Rayla. Good evening. Read you 5. Roger. Ryanair 1565. Evet. Sesimi duyabiliyor musun diye sordum. Sesimi duyuyor. Şimdi hemen hazırlıklara başlayalım. Evet arkadaşlar. Clearance'ımızı aldık. Her şeyimiz hazır. Sadece bavulların yüklenmesini bekliyoruz. Kısaca bilgi vereyim. Lima Bravo Victor 1 Golf Departure. 5000 feet'e yükseldi. 2516 squawk verdi. Uçuş yüksekliğimiz değiştirdi. 34.000 feet'e düşürdü uçuş yüksekliğimizi. Gerçi planladığımız gibi her şey şu an. Evet. Şimdi valizler de yüklendiğine göre artık kargo kapılarını kapatabiliriz ve kokpite dönme vakti. Evet. Şimdi before start yapmıştım ben. Flight deck door closed and lock. Fuel 14.5 pound, passenger signs on, windows locked, MCP set, takeoff speed 135, VR 135, V2 143, CDU pre-flight checklist complete, rudder aileron checked. Bir trimimizi yapalım. 5 10 25 onu yapmayı unuttuk bir tek. Hop çok gitti. Yaptım. 5 29 5 28 27 26 24'e düştü ya. Bu da çok çok kıl bir şey bu da ya. Hah, 25. Evet. Anonslara devam etsin şu. Evet, anti-collision light yani beacon light on. Ve hazırız. Bu arada burada auto brake RTO'da APU çalışıyor. Window heat, probe heat hepsi çalışıyor. Hidrolik, elektrik hepsi tamam burada. Sadece pack'ler çalışmıyor. Onu da zaten motor çalıştıktan sonra. Evet, şimdi temasa geçelim Hamburg approach'la. Kalemim nerede? Evet. Hamburg approach, Ryanair 1565 ready for push and start. Ryanair 1565, pushback approved, face north. Pushback approved, face north, Ryanair 1565. Evet. Face north. Şimdi prepare for push diyelim şuna. Nose left, tail right. No. Evet. Pushback'i istedik. Bu arada şeyimi açtım. Köşede görüyorsunuz. Ben bu Nvidia'nın frame rate'ine daha çok güveniyorum ama frame rate bayağı düşük ya. Buralarda normalde bizim 60 frame almamız lazım. Yani 36 frame rate'de. Acaba çekim yapıyorum ve kamera açık diye de olabilir. Kamerayı kapattığım anda frame rate yükseliyor çünkü. Öyle bir sıkıntı var bakalım. Devam edeceğiz. 5000 feet demişti. 5000 feet'i buraya girdik. Şu an siz çok uzaktan göremiyorsunuz ama ben size
Hani burada 5000 feet yazıyor, 333, 300, zaten şeyde de görüyorsunuz burada. Ondan pek fazla gerek yok zaten görmenize. Ben sadece hani bir setup'ımı görün diye. When I'm done approach, easy at 347. Set level 1339, just set level 1110 to the new level. And direct Delta Hotel 631. Release parking brake, yeah. EV8347, gun radar, identified information, Quebec current, spec rectifier left 23. When ready, continue descent to reach altitude 4000 feet at Delta Hotel 631, QNH 1022. Sol motoru çalıştırıyorum. Şöyle sol motoru biraz daha yakından görüyorum, evet. Please start to register ILS 23 and descend Delta. Bakalım ne durumda? Evet, verebiliriz. Evet, birincisi çalıştı. Sağ motoru çalıştırıyoruz. Bu arada anonslar da bitti. Çalıştırabiliriz. Bir havaalanında bizden başka kimse diye var mı diye bakalım mı ya? Motorlar çalışırken. Bizden başka kimse görünmüyor. Bir biz varız. Evet, ikinci motor da çalıştı. İçeri girelim. EV8347, stop descent, flight level 60 for now. Evet. Şimdi packlerimizi çalıştıralım. Stop descent, flight level 60 for now. APU dedi, kapatayım. APU'yu da kapattım. Bakalım overhead'de bir sıkıntı var mı? Yok. Tamam. Engine start switches continuous. Checklist'imizi yapalım. Checklist'i ne yaptım ben? Checklist'i görebiliyor musunuz? Burada benim böyle checklist'im var kendi. FS Crew'dan hazırlanmış. Şöyle göstereyim. Buradan checklist'imi yapıyorum. Before taxi, generators on, probability on, anti-ice. 5 derece açmaya gerek yok. 8 derece mi? Ya gözlüğümü takayım ya, ben görmüyorum. 8 derece gösteriyor. Ben 5 derece okuyorum da gözlüğü takmanın vakti geldi demek ki. Gözlüğümü taktım. Evet. 8 dereceymiş. Açmaya gerek yok. Isolation valves auto, engine start switches continuous, recall. Var mı bir şey? Bir şey olmadı. Bir şey olduğunu zannetmiyorum. Yok, recall. Auto brake RTO, buraya yapmıştık. Engine start switches, start levers idle, detent, flight controls. Check etmedik. Flight controls'u check edelim şu an. Rudder full right, full left, elevator full up, full down, aileron full right, full left, spoiler checked, flaps 5. Bunu kapatabiliriz şimdi. Sonra ground equipment clear. And before taxi take off completed. Hazır burada bir before takeoff da yapabiliriz çünkü hemen şuradan dönüp sağa sola takeoff yapacağız. Flaps green light, stabilizer trim 5.25 unit. Evet. Şimdi
ana kontağa geçelim yine Hamburg'dan. Hamburg approach, Ryanair 1565 ready for taxi. Bakalım ne diyecek. Biz şu. Ryanair 1565 taxi ready for taxi 33 via Zulu 5 Alpha 4. Zulu 5 Bravo 4, Ryanair 1565. Zulu 5 Bravo 4. Yani ilk sol yapacağız kısacası. Evet. Taxi light on ve görebiliyorsunuz değil mi şeyi? Evet, görüyorsunuz. Bakayım şimdi yine şu geçen sefer çalışmamıştı. Yine deneyeyim şunu, bakayım çalışacak bu sefer. Ha bak. Demek ki geçen sefer ışıktan çalışmadı ya. Biz de günahını aldık. Ryanair 1565 went to 90 degrees 8 knots runway 33 clear for takeoff. Clear for takeoff runway 33 Ryanair 1565. Neyse Bravo 3'den girdik, sıkıntı değil. Çünkü adam zaten kalkabilir, kalkış izni verdi bize. Şu anonsumuzu yapalım biz, şunları uyaralım. Işıklarımızı yakalım hepsini. Hepsini kapatalım, evet. Buradan sağ yapacağız. Ya kendiliğinden bir sıkıntı çıktı. Kendiliğinden şeyimi kapatıyor ya. Bak oto throttle'ını da kapattı, gördünüz mü? Dikkat etmesek gitti. Evet. Şu şeyi şimdi kapatalım. Şöyle bir yerime yerleşeyim, evet. Hazırız ve kalkış. 40. Bak yine kapattı. Ve take off. Allah Allah. Ben açıyorum, o kapatıyor ya. Aiden at. Positive climb gear up. Lights off. Hamburg approach, Ryanair 1565 climbing 1200. Ryanair 1565 identified, altitude 1500 feet, turn left heading 260. Turn left heading 260, Ryanair 1565. €260 dedi. Şimdi şeyimizi açalım ya. Ryanair 1565, climb flight level 150. Climbing 150, Ryanair 1565. Evet. Hiç dışarıya da bakamadık adam yüzünden ha. Vay arkadaş ya. Ne güzel de şey vardı, manzara vardı adam. Flaps 1. Ryanair
Ryanair 1565, resume all navigation direct Ilde, Echo, Echo, Lima. Direct Echo, Echo, Lima, Ryanair 1565. EZ-8347, descent altitude 4000 feet, QNH 1022. Sounding down to 4000 feet, QNH 1022, EZ-8347. Flaps up. Standard. Vay be, amma da şey varmış ha. Hava da kötü yani. Bayağı türbülanslı. Şu dedi radarı da açmadık. Bakalım nedir durum. Gerçi şeyin üzerine çıktık ama. Bakalım. Çok güzel görüntü ya. Görüntüler muhteşem. Neymiş? The 8347 continue descent altitude 3000 feet. Continue descent to 3000 feet. The 8347 possible way to get back is from downward house 601. Fly heading 060 for now. Anons çakalım bir. On bin fiti geçtik, şu ışıklarımızı da kapatalım. Ryanair 1565, unfortunately no further ATC available, multitude unicorn frequency 122.8, bye bye. Thank you very much for your help, going unicorn, Ryanair 1565. Unicorn'a git dedi. Biz 34.000 fite çıkalım o zaman. Gerek yok. Unicom'a gidiyoruz çünkü zaten. Adam 15.000 fit demişti ama. Normalde şey neydi? Bremen Center vardı ama Bremen Center biz kalkana kadar offline oldu. Umarım şansımız varsa Liverpool'la Watson biz inene kadar offline olmaz. Genelde öyle oluyor. Kalkıyoruz gidene kadar offline oluyor. Yani yapacak bir şey yok. Vay 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 vay, ne oluyor ya? Frame rate'e bak, 100. Evet arkadaşlar, 15.000 fitteyiz. Yükselmeye devam ediyoruz. Siz kabin ekibimizin size ikram edeceği çay, çay, kahve ve diğer ikramları
afiyetle in. Biz de yolumuza devam edelim. Liverpool üzerinde, Liverpool semalarında, Liverpool'u alçalırken sizle tekrar beraber olacağız. Hepinize iyi yolculuklar diliyorum şimdilik. Evet arkadaşlar, sizi bu güzel görüntüyle karşılayayım dedim. Şu anda Liverpool'a artık çok az bir yolumuz kaldı. Yaklaşık 51 deniz milimiz kaldı. Yani 14 dakika sonra inmiş olacağız. Şunu daha demin dönüş yaptık. Görüntü ayarlayayım derken heading'i unuttuk. 10.000 fitteyiz şu an. Ve maalesef ki maalesef Watson offline, Liverpool Tower Ground offline, center yok. Kendimiz ineceğiz. Böyle oluyor işte. Böyle kötü bir şey planlıyorsunuz. Bir yolculuk planlıyorsunuz. Hani Hamburg'dan Liverpool'a, ama işte gördüğünüz gibi biz oraya varana kadar offline olmuş oluyor. Manchester'a uçacaktım aslında ama dedim ki ya Manchester ben gidene kadar kapanır. Liverpool yeni açıldı falan dedim ama Manchester hala açık. Liverpool adam offline oldu gitti. Neyse, belki biraz daha vaktimiz var. Belki açılır. Ama zannetmiyorum ya. Çünkü Liverpool üzerinde çok uçak da olmuyor. Çok uçak da yok şu an. Çok uçak olmayınca kimse de orayı hani önemsemiyor. Neyse ya, yapacak bir şey yok. Ben ama Hamburg'dan kalkarken Liverpool online'dı. Kısmet. Evet, şu an 10.000 fitteyiz. Işıklarımızı yakalım. Bir anons çakalım. Evet. Çok güzel görüntüler ya. Frame rate'e bak, 144. Vay 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 vay. Checklist'imizi yapalım. Sen checklist yapmıştım ben. Ama sizle beraber tekrar yapalım. Pressurization, landing altitude. O zaten auto. Recall yapmıştım, bir daha yapayım. Hiçbir şey yok. Auto brake 2 girdim. Landing data VRF flaps 40 137. And approach briefing completed. Altimeters'da ben en son aldığım hava raporlarında 10.26 idi. Onunla şimdi girelim. Transition altitude 5.000 feet. 5.000 feet'e geldik mi onu gireceğiz. Approach briefing de completed oldu böylece. Landing briefing, landing checklist kaldı. Bulutların içine girmeye başlıyoruz. Şununla ben kontrol ediyorum. Şöyle göstereyim. FNC şöyle daha iyi görürsünüz. FNC böyle durmadan aşağı bakıp yukarı bakmaktan, aşağı bakıp yukarı bakmaktansa burada iPad'e bağladım. Buradan kontrol edebiliyorum. Şöyle hop, şöyle üstüne daha yakından, gördüğünüz gibi şimdi ILS frequency'mi girdim burada 111.75. Bulutlara giriyoruz yavaştan.
919'a döneceğiz. Biraz hafif spoiler vereyim. Süper ya. Ya Flight Simulator'ı başka seviyorum. Diesel geliyor. Bakayım kaç milimiz kaldı? 24 dakikamız, 24 milimiz kaldı. 6 dakikamız kaldı. 6 dakikamız kaldı. Anonsu yapalım, kabin ekibi yerlerine otursun artık. Hızımızı düşürelim. İyice düşürelim. Biraz daha spoiler. Evet. 10.26 girdik. Descent path unachievable diyor. Bakalım neden. Lex 2500'e inemeyecek mi şimdi? Ya bu yine speed kendiliğinden gitti ya. Allah Allah. Neyse şimdi yakalıyorum. Geçen şeyde de oldu, Manchester'da da oldu. Bu şimdi öyle olmamış. Baktım kendiliğinden çıktı mı dedim acaba şeyden, auto throttle'dan da çıkmamış. Görüntü muhteşem ya. Şuraya bakın. Süper ya. Liverpool. Tamam. Evet, Flaps 1 diyelim. Yavaştan. Ne kadar kalmış? 14. Oo, geç de kaldık. Flaps 5 diyelim hemen. Flaps 10. Ha, şu görüntünün güzelliğine bakın. Oğlum. Biz neyse biraz da daha... tam dönüşte açarız şeyi. Approach'u. Şimdi kaç milimiz kaldı? 11. Neyse Allah'tan şeyde kimse yok. Yani approach diyeyim şuna. Localizer captured. Gear down diyeyim. Lights on. 137 idi. Evet gördük. Şeyi. Flaps full. Spoiler arm. Before landing checklist. Engine start switches.
continues. Speed brake arm, landing gear down, flaps 30 green light. Flaps 40 green lights, 30 nereden çıktı? Evet. Şimdi hemen WhatsApp'a da mesajımı girdim. Kaç milimiz kalmış? 7 milimiz kalmış. Ben artık kontrolü yavaştan elime alayım. Evet, auto throttle off. Şöyle birazdan yanaşayım. Evet. Ve autopilot off. Unutuyorum onu. Şu an bir rüzgar yok. İnşallah son dakika bir rüzgar çıkmaz. Normalde 20'ye 4 knot rüzgar bekliyorduk. 20'den 4 knot rüzgar bekliyorduk da 20 dereceden şu an şimdilik bir şey yok. Çok güzel görüntü ya, süper. Bu arada glide slope'u kaçırdık. Dışarıya bakacağız derken. Süper. 1000. Checked. Normalde şunu... Ah! Ne yaptım ya? 10-25, 10 kaçtı? 10-26, bak bak son dakikada yaptığım harekete bak. Şunu 400'e getirecekken unutmuşum onu. Baksana ya, şeyi kaçırdık anasını. Aynasın. Neyse. Toparladık. Minimumuza yaklaşıyoruz, 400'e. Biraz. Evet. Continue. Minimum dedi. 300. Liverpool'da yeni senereyim. 300. 200. Evet, 200. 100. 50, 40, 30, 10. Vay be, güzel iniş oldu he. Şaka maka. Reverse green. Vay be. Kaçta indim acaba? Bakacağız. 6 knot. Auto break off. Buradan dönsek mi acep? Bakalım. Dönelim ya. Evet, uçağımızı toparlayalım şimdi. Anonsumuzu yapalım ilk başta. WhatsApp'a yazalım. Neyse ya, WhatsApp'a yazmaya gerek yok. Zaten havaalanında kimse yok. Evet. Spoilers. Up, flaps, up. Auto brake. Off. APU. Start.
lights off. Gelelim buraya. Şunları evet, MCP temizlememiz lazım. 360. Moxie'den de çıkartalım. Şu 360. 10,000. 360. Evet. Şimdi weather radarı da kapatalım. Uçağımızı temizledik ya, bildiğin. Bakalım başka bir şey kaldı mı? Yok. APU çalıştırdık. APU çalıştı galiba. Bakalım. Evet, APU çalıştı. Bu UK 2000 senelerini çok seviyorum ya. Yani düz gideceğiz, dümdüz. Sonra ileride sağda bir yere park edeceğiz. Burada yanlış bir şey yaptım ben. Şimdi bunu yüklerken FS Polygons yükleme, FSX Polygons'ları yüklemek istiyor musunuz dedi. Ben istemiyorum dedim. Ondan dolayı sıkıntı oldu. Yani normalde FSX poligonları yüklesem bu taksil şeylerini görecektim. Ben işte orada karıştırdım, acaba yüklüyor muydum yüklemiyordum. Meğerse yüklemem gerekiyormuş. Onu düzelteceğim. Ondan dolayı ortadaki çizgiyi göremiyoruz. Ya da inerken tam dokunurken böyle bir tık diye böyle bir lag oldu. O da ondan kaynaklanıyor. Onların hepsi bir dahaki videoda düzelecek. Buraya mı park etsek? Yok ya, burası. Burası mı ki ya? Bakalım. Şuna bir. Ne diyor bu? Yok ya, burası değil, burası fire station falan. Biz bir sonraki terminale. Main apron burası değil. Anonsu yapmış mıydık biz? Yaptık galiba. Evet, yapmışız. Ben niye böyle şey yapıyorum ya? Şu şeyimi açayım. Ondan yararlanayım biraz. Buraya park edeceğiz. Sağ yapalım. Kafadan girelim ya. Ha. Şuradan kafadan direkt buraya girelim. Sonra kapatırız taxi light. Gate 2. Taxi light'ı kapatalım. Şeyi de çağıralım. Gate 2. No. Hadi. Tamam, geldi. Evet. Bu ne ya? Tam şeyin ortasına merdiven koymuşlar. Mecburen. Yapacak bir şey yok. Işık yanmadı daha. Hadi oğlum. Herhalde böyle iyidir ya. Bakayım. Ne diyor bu? Kameradan göremiyorum ki. Bir daha bakayım ne diyor. You need to stop. Tamam, geldik. Evet. Şimdi APU verelim, motorları kapatalım, beacon'ı kapatalım, seatbelt'i kapatalım, pack'leri kapatalım, probe heat, window heat, ground connection'ı açalım, hop, FS action, ground connection, set, connect, açtık.
Şimdi APU'yu kapatabiliriz. Kapattık. Anonsumuzu yapalım, geldik diye. Ecosity Boarding diyelim. Kargo kapılarını açalım. Yaw damper'i kapatalım. Burada her şey tamam. Dome light açsak mı? Hava karanlık mı? Yo, iyiydi ya. Ve nereye geldik bu? Şöyle. Kapıları aç diyor. Kapıları da açalım. Evet. Ha, şeyimize bakacaktık. Niş. Hep onu unutuyorum göstermeyi. Şimdi gösterelim. Eksi... Aman be. Eksi 92. Eksi 92. Görüyorsunuz. Muhteşem bir iniş ya. Tam yani. Ben dedim yani inerken hissettim. Muhteşem bir iniş oldu. Süper. Eksi 92 feet. Bu ne yapıyor? Bunun arabası mı kayıp? Nedir öyle? Ha yok, üst üste koyuyor. Allah Allah. Çok enteresan. İlk defa görüyorum böyle. Arabası kayıp adamın. Niye böyle olmuş ya? Bakalım. Araba kayboldu. Şimdi yeni geldi araba. Tekrar araba geldi. Ha yok, gidiyor. Yükledi o. Ne oluyor ya? Şuna bak. Aa çok enteresan. Oo pati pati çeke çeke gidiyor şuna. Bundan ne ya? Bundan ne ayaksınız oğlum siz? Evet. Evet arkadaşlar. Hamburg, Liverpool seferimizi tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Mutluluğunu yaşıyoruz. Kazasız belasız. Aha uçağa kafadan girdi yemin ediyorum. Ne yapıyor bunlar ya? Allah Allah. Çok enteresan. Neyse. Çok güzel bir uçuş oldu. İnişimiz de süper oldu. Watsim'le kalktık. Watsim'le inelim dedik ama o da olmadı. Bir sonraki videoda artık tekrar görüşmek üzere. Like'lamayı, subscribe olmayı unutmayın. Videomuzu seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum ve hepinize mutlu günler diyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.